Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizdə görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərləri huzurunuza sunuşub tərişimiz. Qənəmsə də qıtanlar ekranımız olsun. Kişilik hüququnu gözləyici təşkilatı Xitayğa çağırıq qıldı. Kişilik hüququnu gözləyici təşkilatı 6 aprel bəyanatı elan qılıb Xitayını yuqumdan aldını eləş üçün yol qoyğan qatıq kontrolluq jarayanında xalqının davalanış hüquqi və ehtiyacına hörmət qilishqa çağırdı. Kişilik hüququnu gözləyici təşkilatının bu vaqtda elan qılğan bəyanatında qeyd qılınışça Şanghay dairələri 3-cü ayının axırından başlayıb Xitay virusu tarqalışının aldını eləş üçün yol qoyğan qatıq qamal qılış tədbirləri kişilərin davalanış, yemək içmək və başqa lazımətliklərə erişişigə tosalğı bolğan. Virus bilen münasibetsiz kesellikler sebebinden davalanışını talep kılgan bimarlarının davalanış talepi ret kılınganlıktan ölüp ketkerlerimi bolgan. Xitayning atalmış yuqumni nolga tushirish siyosati davomida tekshirish neticesi musbet çıkan bazı bovaqlar ve küçük ballarımı ata-anasidan mecburi ayrılıp tibbi kuzatish merkeziga yığıp elingan. Bayanatı deyilişçe Xitay dairelerinin ictimai taratqularını texamı ilgirligen halde kontrol kılışı ve nazarat kılışı xalqının yuqum haqqıda münazir kılışıgı tosqulluq kılgan. Xitayning yuqumdan aldını eleştiki keskin tedbirleri virus bilen yuqumlanmagan ama başka iğir keselge giriptar bolgan kişilerini davalanıştın mahrum kılgan. Kişilik hüquqni gözləyici təşkilatının aşkarlaşça Şanghay dairleri 3 aprel mınlıgan hərbi tibbi xadimlarını əvətip 25 milyondan artıq puxrani məcburi təkşürüşki yardım beridiganlıqını elan kılgan. 4 aprilga kelgende şehirnin takılış vaxtının müddetsiz uzartılganlıqını puxralarının öylerden ayrılışıgı ruhsat kılınmaydıganlıqını elan kılgan. Sırtkı çıkış çeklengeldeki sebeplik bir Xitay ayal kızıtması örlep getken kızını doktorhanıga apırış üçün binadın özünü taşlıvalıdıganlıqı haqqıda təhdit salgan vaqalar yüz bergen. Növbette Şanghay'da devamlaşıp atkan umumiyüzlük kamalının Xitay virüsü sebeplik emez, belki Xitay'daki içki ziddiyet ve hakimiyet talişi sebebinin buluşu mümkünlükke hakkıdaki analizlerimi oturuğu koyulmaqda. Marco Rubio Uyghurlar hakkıda yeni bir kanun layihisi sundi. Kengash Palata azası Marco Rubio, Amerika hükümetinin Amerika ve başka devletlerde yaşayıp atkan Uyghur muhacirlerini texamı küçlük kollayışını maksat kılgan Uyghur siyasi kanun layihasını sundi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Cumhuriyetler Partisi'nin Kengash Palata azası Marco Rubio 7 aprel oturuğu koyan mezkur kanun layihasının asaslık maksidi Şarkı Türkistan'da yaşavatkan Uyghur Katarlık milletlerinin kişilik hukukunu, özgeçi medeniyetini ve kimlikini koğdaşını öz içi kaldıken. Rubio bu aktiki bayanatıda Xitay Kompartiyası Uyghurlar ve başka Müslümanlarını asas kılgan millet topuğa kişini yirgen durduğun derecede irki kırgıncılık yürgüzmekte ve hukuklarını depsende kılmakta. Amerika bu hıl korkunçluk ziyankeşlikler aldı da sükut kılmaslığı gerek digen. Marco Rubio 2020-yılı kanunga aylanan Uyghur kişilik hukuk siyasi kanunu ve 2021-yılı 13. ayda kanunga aylanan Uyghur mecburi emgekini çekleş kanununun oturgu koyguçlardan biri hesaplandı. Bu kıtım sunulgan Uyghur siyasi kanun layihisi Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin Uyghur kişilik hukuk faaliyetçilerini Amerika bayanatçileri plan türüge kirgüzüşüge Şarkı Türkistan'daki Uyghur Katarlık milletler baştan geçirip atkan bastırışını Müslümanlar köpsallıkını ilgileydigan devletlerdeki ammevi diplomatiya münberlerde tilgi ilişiği yetekçilik kılıdıkken. Şunlukla Amerika'nın Birleşken Devletler Teşkilatı Turuşluk Elçisini BDT'de Uyghurlar ve Şarkı Türkistan'a münasifetlik meselelerini müzakir kılışkı tozkulluk kılıdıgan herkandak hareketki karıştırışkı buyuruyduken. Bu kanun layihasına Taşkışla Ministerliğinin stratejiye belgilep, Xitay emeldarları bilen bulgan diplomatik uçuruşlardan paydalanış arkalık Şarkı Türkistan'daki ceza lagırlarına kiriş ve tutkun kılıngan Uyghurlarının kuyup birleşigi kapaletlik kılışını talep kılıdıken. Mezkur kanun layihisi diyene Amerika Taşkı İşler Ministeri'nin diplomatiya emeldarlarını Uyghur tili kursları bilen temelleş, Xitay, Türkiye ve başka Uyghurlar bar devletlerdeki her kaysi diplomatiya ve konsul hizmet grupları da Uyghur tili bilidigan kemdigende bir diplomatiya hadimi tayyirlep çıkış talep kılıngan. Bultur 7. ayda Amerika Avam Palatası Taşkı İşler Komitetinin azası Kim Jong-ok ve Avam Palatası Taşkı İşler Komitetinin Asya Tinic Okyan ve Otur Asya'da yadro korallarının kengeyişini çekleş grupısının reisi Ami Bera Şarkı Türkistan'daki Uyghur Katarlık milletlerinin insani hukuklarını koğdaşını maksat kılgan Uyghur siyasi kanun layihasını oturuğu koygan idi.
Bu kanun layihası bultur 9-cu ayda Avam Palatası Taşqı İşlar Komitesi de maqullanğan idi. Xitay hava transporti arqalıq bulan talan qilishni kuchaytirishni planlamoqda. Xitay Sharqi Turkistonning hava transport qurilishiga yana 450 million yuan xarajat ajratgan bo'lib, hava qatnashini kengaytirish orqaliq texmo ko'p boyliklarni bulan talan qilishni planlamoqda. Xitay tashviqot organi Tangritog' to'rining 6 apreldagi xabarida bildirilishicha, atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti Sharqi Turkistonning 2022 yillik Avasiya ul aslaha qurilishiga 450 milyon yuan xarajat ajratishni planlagan. Mazkur xarajat Bayinbuloq aerodromini transport aerodromi qilib o'zgartirishga va Sharqi Jung'ar aerodromi turi qurilishiga ishlatilgan. Xabarda mazkur xarajatning Xitoy mudofaa xavfsizligini mustahkamlash rayon iqtisodining taraqqiyotiga turtki bo'lishda muhim ahamiyatga ega ekanligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha Bayinbuloq aerodrom qurilishi 2011 yili boshlangan bo'lib 2014 yili 6 ayda yo'lovchilar qatnash aerodromidan transport aerodromiga o'zgartirilgan. 2022 yili 3 ayda Bayinbuloq aerodromi deb nom berilgan. Aerodromning umumiy ko'lami 3500 kvadrat metr. Uchish yo'lining uzunligi 3000 metr bo'lib, har yili 250 ming yo'lovchi 500 tonna yuk va pochta yo'llanmasi to'shib planlangan. Xitoy bu yil mazkur aerodromning transport bo'likini yanada kengaytirish orqali Sharq Turkistonning turli boyliklarini, majburiy amgak mahsulotlarini bulang-talang qiladigan havo transport liniyasini texmo ko'paytirishga urinadi. Xitoy rejimi Sharq Turkistonni butunlay xitoylashtirishdan iborat razil maqsadga yetish uchun Sharq Turkiston xalqini jazo lageri va turmalarga qamab, zo'r turkumdagi yoshlarni Xitoy o'lkalariga surgun qilish orqali Uyg'urlarning sonini ozaytish bilan birga o'rniga Xitoy aqqullarini yerlashtirishni tizlatmoqda. Shundoqli Sharq Turkistonning havo qatnashi, temir yo'l va tosh yo'llarini Xitoyga keng ko'lamda tutashtirib, Sharq Turkistonning turli boyliklarini bulang-talang qilmoqda. BDT Rossiyaning kishilik huquq kengashidagi a'zolik salohiyatini to'xtatdi. BDT umumiy kengashi Rossiyaning kishilik huquq kengashidagi a'zolik salohiyatini vaqtincha to'xtatganligini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy bu qitimni Rossiya tarafida turib qarshi ovoz berdi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi 7 aprel bayonot e'lon qilib, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilganligi sababli BDT kishilik huquq kengashidagi a'zolik salohiyatini vaqtincha to'xtatganligini jakarlagan. Amerika o'tirg'i qo'ygan mazkur qaror loyihasiga 93 davlat qo'llab ovoz bergan. 24 davlat qarshi ovoz bergan. 58 davlat ovoz berish huquqidan voz kechgan. Xitoy bu qatimni Rossiya tarafida turgan bo'lib qarshi ovoz bergan. Ma'lum bo'lishicha Rossiyaning kishilik huquq kengashidagi a'zolik salohiyatini vaqtliq bekor qilish uchun BDT umumiy kengashiga a'zo 193 davlatning 3dan 2 qismi qo'llab ovoz berishi kerak ekan. Huquqidan voz kechganlar hisoblanmaydi ekan. Natijada mazkur qaror ma'qullikdan o'tgan. Xitoyning BDTda turishliq doimiy vakili Jang Jun bilet tashlashdan ilgari buningga norozilik bildirib, umumiy kengashning bundoq oldirab tinib harakat qilishi har qaysi davlatlarni tanlashga majburlaydi. A'zo davlatlar o'rtasidagi ixtilofni kuchaytirib etadi va aloqador taraflar o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytirib etadi. Ma'lum bo'lishicha, bu BDT umumiy kengashining Rossiya Ukrainaga besib kirgandan buyon ma'qullagan 3-chi qarori ekan. Oldingi 2 qaror ayrim-ayrim holda 141 va 140 ovozga erishgan bo'lib, Xitoy har 2 qatim ovoz berish huquqidan voz kechgan. Ukraina NATO'ni texmo ko'p qurol bilan ta'minlashga chaqirdi. Ukraina tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba NATO'ni texmo ko'p qurol bilan ta'minlashga chaqirganligini, bundoq bo'lganda urushning Ukraina zaminida bo'ladiganligini va boshqa davlatlarga kengaymaydiganligini bildirdi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Ukraina tashqi ishlar ministri Kuleba bilan NATO bosh kotibi Stoltenberg NATO tashqi ishlar ministrlari yig'inidan ilgari suhbatlashgan. Kuleba yig'inda ittifoqdoshlarga qanchalik ko'p qurol olsak va u qurollar Ukrainaga qanchalik baldur kelsa, shunchalik ko'p odamning hayoti qutuladi degan va hujum xarakterli qurollar bilan mudofaa xarakterli qurollarni avatish farqining urush ahvoli nuqtasidan ahamiyatsiz ekanligini ta'kidlagan. U Rossiyaga qarshi yurgizilayotgan embargolarning texicha Ukraina talab qilgan saviyada emasligini bildirib, Rossiyaga neft va gaz embargosining yurgizilishida ching turimiz degan.
Ukrayna'nın kandak korallarını talep kıldığı doğrusudaki sualga ayroplan, paraxot atar başkurulduğun bombalar, herbi hadımlar Bironevik iğir tiplik hava koğduğunuş sistemleri deyip cevap bergen. NATO başkatipi Stoltenberg bolsa Ukrayna'yı tekim okup hava koğduğunuş sistemisi tankı atar yenik ve iğir tiplik korallar hem de okşumağın yardım ihtiyaclarını müzakere kıldığı alıqımızda işinimen degen. Nöbette Şimali Atlantik Akti Teşkilatı ve Hemrah Devletlerinin Taşkı İşler Ministerleri katnaşkan Ukrayna temelik yığın Bilgiyenin paytaxtı Bryussel'de ötküzülmekte. Rusya zor türkümde asker yoktup koyğallıqını itirap kıldı. Rusya Kremil Sarayı bayanatçısı Dmitri Peskov Ukrayna'yı hücum kılış jarayanında zor türkümde asker yoqatqanlıqlarını etti. Dmitri Peskov halkaralıq taratqularının ziyaretini qobul kılganda Rusya kısımlarının puhralarını öldürgenliki doğrusudaki ayıplaşlarını rad kılgan. O, Ukrayna köçelerdeki puhralarının cesetleri işkenlikini körüstüdügan süniye hemrahtın tartılgan fotoğraf ve sin görünüşlerinin sahte işkenlikini ilgiri sürüp, buça köçelerdeki cesetler doğrusudaki vahşilikler bilen Rusya armiyesinin münasibeti barlıqını rad kılımız digen. O, uruş başlanğandan buyan kancı Rusya askerinin öldürülgenliki doğrusudaki sualga köp asker yoqatdıq. Bu biz üçün etkanda iğir tragediya deb cevap bergen. O keyingi kunlarda yoki oldin paraz qilgili bo'ladigan kelgusida bu harbiy harakatning nishoniga yetadiganligini yoki Rossiya Ukraina hay'atlari o'rtasidagi muzokaralar orqali urushning oxirlashishini umid qildiganligini qayd qilib o'tgan. Dmitri Peskov Finlandiya bilan Shvetsiya NATOga a'zo bo'lgan ahvolda Rossiyaning bexatarligini kafolatga ega qilish uchun g'arb qanotini texnomi kuchlantirishga majbur bo'ladiganligini bildirgan. Fransiya Google şirketiga 150 milyon euro jarimani qo'ydi. Fransiyada sud mahkamasi raqobat organi tomonidan Google'ga berilgan 150 milyon euro jarimanini ma'qulladi. Izlash motorlaridagi e'lon berguvchilarning raqobatiga xilaflik qilganligi sababli Fransiya raqobat organining 2019 yili Google şirketiga qo'ygan 150 milyon euro jarimanisi rasmiy amaliyashgan. Parij arzi soti Google'a berilgan hükümünü maqullagan bulup, bundan ilgiri Google şirketi eylan bergüçülerge uçuk aşkarı bolmagan ve çüşüniksiz prinsiplarını zorlap deyanşı arqalıq, özünün bu sahadaki yetekçi ornini suistimal kılış bilen ayıplinip kelgen idi. Google'nın bu karar doğrusudaki bayanatı da şirketinin prinsiplarını teximi aydınlaştırış üçün prinsiplarga bazı özgertişlerini kirgüzgellikke bildirilgen. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.